paraya hoş geldiniz. Evet, piyasalarda bugün yoğun bir veri takvimi vardı. Hem yurt içi hem de yurt dışında verileri takip ederken özellikle birazdan da yine ADP tarım dışı istihdam verisini takip edeceğiz. Önem arz ettiğini söyleyelim. Haftanın son işlem gününde ise tarım dışı istihdam verisi yine ABD'den gelecek ama biraz sonra 15-15'te ABD'den gelecek olan hem imalat PMI verisi hem de ADP tarım dışı istihdam değişikliği Mayıs ayına ilişkin veri de FED kararı öncesinde önem arz ettiğini söyleyelim. Evet, piyasalara dair neler öne çıktı? Bilmesi gereken başlıklara bakacak olursak ilk olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı tutanaklarını yayımladı. Liralaşma odaklı bir yaklaşım sergilemeye devam edilecek. Turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısı yılın tüm aylarına yayılarak devam ediyor. Güncel veriler deprem bölgesinde ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını gösteriyor dedi ve güncel verilerin yanı sıra doğalgaz başta olmak üzere enerji tüketimine verilen destekler enflasyondaki düşüş sürecini olumlu etkiliyor. Enerji fiyatlarındaki gerilemenin Mayıs ayında devam edeceği değerlendiriyor açıklamaları ve notları öne çıkıyordu tutanaklarda. Bir diğer başlığa dönüp bakıyoruz, önemli bir gelişme, kur korumalı mevduatta önden ödemeli prim kaldırıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası KKM uygulaması için yeni karar aldı ve 1 Haziran'dan itibaren açılacak ve yenilenecek kur korumalı mevduat hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek ve prim ödemeleri TL olarak yapılacaktır açıklamalarında bulundu. Bununla birlikte üçüncü başlığa dönüp bakıyoruz. İstanbul'da aylık enflasyon serisi Mayıs ayında da yine verilerin sürdüğünü takip ettik. İstanbul'da Mayıs'ta perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi bir önceki aya göre %1,6'lık toplam fiyat hareketini yansıtan toptan eşya fiyatları endeksi ise %5,6 oranında artış gösterdi. Bu veriye enflasyon serisi 47. aya da taşınmış olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer başlığa dönüp bakıyoruz ise Türkiye imalat PMI verisi Mayıs ayında değişmeyerek 51,5 düzeyinde kaldığını görürken Euro bölgesinde ise TÜFE rakamlarını yakından takip ettik. Mayıs'ta aylık bazda değişmediğini de görmüş olduk. Euro bölgesinde TÜFE Mayıs'ta aylık bazda değişmezken yıllık bazda ise %6,1'lik bir artış gösterdi. Piyasa beklentileri Mayıs ayında Euro bölgesinde yıllık enflasyonun %7, aylık enflasyonun ise %0,6 olması yönündeydi ve piyasada beklentiler bu şekildeydi. Beklentilerin altında gerçekleştiğini de söylemiş olalım. Evet, piyasalara dair bilinmesi gerekenleri verdikten sonra özellikle bugün yoğun bir veri takvimi olduğunu söyledik. An itibariyle Avrupa borsalarına bakıyoruz. Avrupa borsalarında pozitif bir seyir söz konusu. Genel olarak riskli varlıklara yönelik iştah yüksek seyrettiğini söyleyelim. Londra FTSE Endeksinde 0,31'lik yukarı yönle birlikte 7.468 puandan işlemden geçerken Paris tarafında ise yarım puana yakın bir seyir, Frankfurt tarafında %1'e yakın primlenme söz konusu iken İtalya tarafında ise %1,5'un üzerinde alıcılı seyir sürüyor. Amerikan vadelilere bakıyoruz. Bir de Amerikan vadelilerde ise özellikle Dow Jones vadelide yatay bir görünüm söz konusu ama Nasdaq vadeli ve S&P 500'de de yine sınırlı pozitife işaret ediyor. Özellikle Fed üyelerinin faizde durma sinyali vermesi ve Çin'de imalat PMI'nin sürpriz bir şekilde toparlanmaya işaret etmesi tüm bu ayrıntılarla birlikte de riskli varlıklara yönelik iştahı yüksek seyrettiğini söyleyebiliriz. Peki içeriye dönüp bakıyoruz. Özellikle piyasalarda şu andan itibariyle BIST endeksinde %1,7'lik yukarı yön söz konusu. Yeni kabine öncesi kulis bilgilerinin tüm etkileriyle birlikte sürmesi piyasalarda da kendini göstermiş gibi duruyor. 4.972 puandan işlemden geçerken bankalar tarafını bunu destek olduğunu söyleyebiliriz. %2'nin üzerinde prim söz konusuydu. Dolar TL anı itibariyle 0.18'lik yukarı yönle birlikte 20.79.91 seviyesinden işlemden geçerken Euro TL tarafında ise %1'in üzerinde pozitif bir seyir, Euro Dolar paritesinde de sınırlı da olsa yukarı yön söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.
diyebiliriz. Özellikle şu andan itibariyle 91 hissenin yukarı yönü, 9 hissenin ise aşağı yönü hareket ettiği Borsa İstanbul'da haftanın bugün de yine aslında yeni kabine öncesi merak konusuyken pozitif seyir kendini sürdürüyor söyleyelim. Evet, bununla birlikte piyasa beklentisine ve nasıl bir kapanış performansı bekleriz, tüm bu ayrıntıları kendisinden alacağız ve NSM araştırma uzmanı Sadullah Çalışır bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. An itibariyle öne hangi başlıklar çıkıyor ve hangi seviyeler dikkat çekici? Evet, iyi yayınlar Pelin öncelikle. Evet, Borsa İstanbul'da haftanın dördüncü işlem gününde hafta başından beri hedeflediğimiz 5000 seviyesi bugün test edildi. Tabii buna hem işte sürekli bahsettiğimiz o belirsizlik durumunun ortadan kalkması hem de hafta içerisinde yeni ekonomi yönetimine ilişkin dolaşan haber akışları, isimler biraz da burada harekete destek vermişti. Özellikle bankacılık endeksi öncülüğünde. Tabii bunun CDS'ler tarafında da etkisini görmüştük biz. Geçtiğimiz hafta 720'lere kadar yükselen CDS'ler hafta başından bu yana sert şekilde geri geliyor. CDS tarafında Türkiye'nin 5 yıllık CDS'lerine son 5 günlük kayıp %15'e yaklaştı. Bugün de %4'lük bir düşüş var, 574 puanlı Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primleri. Aslında bu da biraz bankacılık endeksindeki yukarı yönlü endeksin yükselişine bankacılık endeksinin öncülük etmesinin gerekçeleri arasında söylenebilir. Burada ekonomi yönetiminde para politikasında bir normalleşme olacağı beklentisi burada fiyatlamaları hafta başından bu yana, özellikle daha doğrusu salı gününden bu yana etkiliyor diyebiliriz. Teknik olarak bakacak olursak eğer 5000 seviyesi zorlu bir direnç seviyesiydi. Daha önce de bu defalarca test edip geçilememiş bir bölge. Şu anda hafta başından bu yana yaklaşık %10'luk bir prim gerçekleştirdi BIST endeksi. Tabii isimler belli olmadan 5000 üzerine kalıcılık olup olmayacağını takip etmekte biraz fayda var. Yani piyasa gerçeği görmeden 5000 üzerinde bir hareket oluşmayabilir. Dolayısıyla bugün ve yarın burada gelecek muhtemelen, çünkü cuma akşamından sonra ya da cumartesi sabah belli olacak sanırım isimler. Şu an dolaşan bilgiler o yönde. 5000 üzerine kalıcı olmakta biraz zorlanabilir endeks, ancak mevcut dolaşan haberlerin, yani isimlerin ortaya çıkmasıyla birlikte bir para politikasının normalleşme olacağı beklenir, gerçekleşirse daha doğrusu, biz gelecek haftada burada bankacılık endeksinde aynı bu hafta olduğu gibi bankacılık endeksinde yukarı yönlü bir hareket bekleyebiliriz ve bu da bizi aslında bir önceki yılın kapanışı olan 5500 seviyelerine doğru taşıyabilir diyebiliriz. Kısaca gün içi sabah gelen biraz ve öğlen gelen verilerden bahsedecek olursak eğer, haftalık menkul kıymet istatistikleri gelmişti. Yabancıların geçtiğimiz hafta 378 milyon dolarlık bir hisse senedi tarafından net çıkış yapıldığı görüldü. Bu aslında biraz o seçim öncesi de alınan pozisyonların da çıkışı olduğu söylenebilir. Birinci tur ve ikinci tur arasındaki haftada yabancıların çıkışları, bir önceki haftaki alışlarının çıkışlarını takip ettik. Bu da oraya yönelik bir veriydi. İmalat PMI takip ettik sabah. Az önce sen de bahsetmiştin. 51,5'la eşik değerin üzerinde büyümeye devam etti. Tabii burada sektörel olarak ayrışanlar, daha önden giden bazı sektörler var. Kara ve deniz taşıtları, giyim sektörü, giyim ve deri, tekstil sektörü ve iç perakende ağırlıklı, elektronik perakende ve elektronik ürünler ve gıda ürünlerinin burada ortalamaların üzerinde bu sektörlerin öne çıktığını görüyoruz. Burada tabii bazı sektörlere aylık veri takibini yapabildiğimiz bazı kolay sektörler var. İşte otomotiv de bunlardan biri. Burada zaten büyümelerin, daha doğrusu sektörün işlerinin yolunda gittiğini biz aylık verilerden de takip edebiliyorduk. Nitekim Mayıs ayı PMI'da da en yüksek büyüme kara ve deniz taşıtları sektöründe görülmüş. Haftanın geri kalanında dediğim gibi yurt içinde haber akışlarıyla birlikte 5000 üzerinde kalıp kalamayacağımızı takip etmekte fayda var. Eğer gerçekleşecek haberler, daha doğrusu dolaşan haber akışları gerçeğe yönelirse bankacılık endeksi öncülüğünde yükselişin devam etmesini, biz önümüzdeki haftaya da sarkmasını bekleyebiliriz. Yurt dışı tarafta ise ABD endekslerinde tabii haftaya başlarken biraz daha belirsiz bir durum vardı. Haziran ayında Fed'in 25 bas puan artış ihtimalleri güç kazanmıştı. Ancak dün üyelerden gelen Haziran ayında iki üye birden beklemeye yönelik Haziran ayında faiz artışlarına pas geçip biraz daha yapılan faiz artışlarının birikimli etkilerini görme, izleme tarafında olduklarını gösterdi. Bu da Haziran ayı toplantısında Fed'in pas geçme ihtimalini %75'e kadar yükseltmiş görünüyor şu anda. Bunun biraz endeksler tarafında pozitif yansımalarını izleyeceğiz gibi görünüyor. Tabii yarın orta tarafta istihdam raporunu takip edeceğiz. Bugün öncü veri olarak takip ettiğimiz ADP istihdamı, özel sektör istihdamı gelecek. Yarın gelecek istihdam raporunda eğer
beklenen yavaşlama gerçekleşirse biz burada Fed'in Haziran ayında pas geçme ihtimalini biraz daha güç kazanmasıyla birlikte riskli varlıklarda ABD endekslerinde yukarı yönlü seyrin devam etmesini bekleyebiliriz Pelin diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum Yunus Şahin, aktardıkların için diyoruz. Sadullah Çalışır, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için ve iyi seanslar diliyoruz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Yunus Şahin bizlerle birlikte olacak. Akıllı Para'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fintables kurucu ortağı Yunus Şahin bizlerle birlikte. Yunus Şahin, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum, teşekkür ederim. Evet, şimdi aslında şunu sormak istiyorum. Az önce rakamları aktardığım noktada bugün 5000 seviyesi test edildi. Dolayısıyla yakından takip ediyoruz ama merakla beklenen son dakikayı verelim öncesinde. FED kararı öncesinde iki önemli veri, ADP tarım dışı istihdam verisi. Yarın da yine tarım dışı istihdam verisini karşılayacağız ama özel sektör istihdamı Amerika Birleşik Devletleri'nde 278 bin arttı. Beklenti ise 170 binlik bir artış. Yine beklenti üzerinde gelen bir artış. Dolayısıyla iş gücü piyasasının oldukça güçlü olduğunu gösteren de bir rakam olduğunu da söyleyelim. Yunus Şahin, ne dersin? Evet, yani Amerika verileri yeniden önemli hale geldi bizim için. Hı hı. Çünkü biz bir süredir aslında seçim dışında çok bir şey fiyatlamaya meyilli değildik. Yani seçim sonuçları gelene kadar dışarıdan gelen veriler aslında birazcık daha ikinci planda kalmıştı. Şimdi yeniden makro verilerin daha önemli olduğu noktaya geldik. O yüzden bunları yakından takip edip yorumlamak önemli. İstihdam tarafında tabii daha önemli veriler yarın gelecek. Hem saatlik harcamalardaki aylık değişim, ki enflasyonu en çok tetikleyen konulardan bir tanesi, hem de işsizlik oranını yarın takip ediyor olacağız. ADP de bunun öncü verisi. Zaten burada özellikle yani önümüzdeki toplantıda da faiz arttırım ihtimali artık neredeyse kesinleşmiş düzeyde. Bugün gelen yeni ve iyi verilerde bunu teyit eder nitelikte. Burada önemli olan tabii ki Powell'ın faiz arttırım toplantısından sonraki konuşmada bunun son olduğunu söylemesi artık piyasanın beklediği şey. Çünkü işte geçtiğimiz haftada PC deflatör verisi, ki Fed'in enflasyon tarafında çekirdeği en yakından takip ettiği verinin orası olduğunu biliyoruz. Orada da aslında beklentinin üzerinde rakamlar vardı. Bu da faiz arttırımının ihtimalini güçlendirmişti. Bugün gelen veriler de teyit eder nitelikte. Muhtemelen yarının öncüsü olduğu için yarın da faiz arttırımını destekleyecek veriler göreceğiz muhtemelen. Burada dediğim gibi aslında ekonomiyi soğutma tarafında istihdam tarafında herhangi bir etkinliği olmadı faiz artışlarının. Yani faizler bu kadar yükseltilmiş olmasına rağmen istihdamda pek kayıp yaşamadı Amerika. Bu da enflasyonun beklendiği kadar hızlı düşmesinin önündeki en büyük engel oldu. O yüzden işsizlik verileri tabii ki burada önemli. Faizlerin yukarıda kalma süresinin uzaması açısından enflasyon burada çok önemli olacak. Ama dediğim gibi bir faiz arttırımda zaten artık kesin gözüyle bakılıyor. O yüzden bugün gelen verinin ekstra negatif bir etkisi olması, faiz arttırımı ihtimalini güçlendirmesi açısından çok beklemediğimi aktarabilirim. Şimdi Yunus, bir diğer önemli konu, küresele yine konuşmaya devam ederiz ama Borsa İstanbul tarafındaki yeni kabine merakı, aslında gelen isimler, kulis bilgileri vesaire, tüm bu ayrıntılarda 5000 seviyesini bugün test ettirdi bize. Bankalar tarafında ciddi hareketlilik söz konusu. Sabah saatleri itibariyle kazançlarını orada daha fazla yükselttiğini de takip ettik. Keza iki işlem günü boyunca da aslında yukarı yönlü hareketlerini sürdürmüştü. Dün bir realizasyon hareketi vardı. Dolayısıyla devamlı bekler misin? 5000 seviyesinin test edilmesi sana ne ifade etti bugün içerisinde? CDS'lerde ciddi bir geri çekilme söz konusu. 720 puanlardan 575 bas puanda şu andan itibariyle fiyatlanıyor. Evet, bence burada CDS'ler borsanın yükselmesinden çok daha önemli ve ülke açısından da daha faydalı, onu söyleyebilirim. Çünkü geçtiğimiz hafta biz Eurobondlar tarafında 11,5'lara yaklaşan faizler görmeye başlamıştık artık. Şimdi orası yeniden onların altına doğru, onlara yaklaşan seviyelere geldi. Hala çok yüksek maliyetlerle borçlanıyor Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi. Ama geçtiğimiz haftaya oranla bakıldığında da görece iyi seviyelere geldiğini söyleyebilirim. O yüzden CDS bizim için burada ülkeye, hazinenin faiz yüküne
yaptığı katkı bakımından çok daha önemli onun düşmesi. Borsa İstanbul tarafında aslında pazartesi günü itibariyle aslında belirsizliğin bitmiş olmasının fiyatlandığını gördük biz. Yani pazartesi günü gelen %4'lük yükselişin arkasında aslında bu vardı. Sonrasında tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sayın Mehmet Şimşek'in bir araya gelmesi ve bir görüşme yapılması ekonominin başına yeniden Mehmet Şimşek mi geçecek beklentisinde ortaya çıkardı ve bunun fiyatlamasında birkaç gündür yaşıyoruz. Bankalar salı günü özellikle yükselişte öne çıkmış, tavan olmuşlar, tavan açmışlardı zaten günü ve günü yine %10'a yakın yükselişlerle, yani maksimum yükselişlere yakın yerlerde kapatmışlardı. Hala bu fiyatlamanın devam ettiğini görüyoruz. Artık bugün akşam, belki yarın kabinenin açıklanması bekleniyor. Çünkü milletvekili yeminleri bugün mecliste yapılıyor. Dolayısıyla hali hazırdaki bakanların da çoğunun milletvekili olduğunu kabul edersek bugün itibariyle aslında bakanlar kurulu düşmüş oluyor. Yani bakanlık görevleri daha doğrusu düşmüş oluyor. Dolayısıyla bakanların bu hafta sonu açıklanması bekleniyor. Yani bugüne kadarki fiyatlama pazartesi günü bu fiyatlama doğru mu yanlış mı cevabını bu hafta sonu öğreniyor olacağız. Tabii ki Mehmet Şimşek'in gelmesiyle birlikte ki kendisine işte 2009-2016 dönemi de Maliye Bakanlığı yaptığı döneme baktığımızda da çok daha ortodoks politikaların uygulandığını ve özellikle global tarafta da ciddi bir saygınlığı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz bu mali tarafta da ya da para politikası tarafında da normallerin dışında uyguladığımız modelin sona erdirilmesi beklentisi oluştu piyasada. Burada da en büyük cefayı tabii ki bankalar çekiyordu. Sizin de söylediğiniz gibi şimdi de bankalar pozitif ayrışıyor. Çünkü liralaşma stratejisi kapsamında atılacak adımların birçoğunda etkilenen taraf ya da negatif etkilenen taraf bankalar olmuştu. O yüzden bankacılık bu haftanın kazandıranı ve pozitif ayrışanı oldu. Ama sadece bankalarla değil, bütün endekste bir yükseliş yaşandı. Çünkü aslında bu normalleşmeyle birlikte hem riskin azalması, borçlanma maliyetlerinin aşağı gelmesi, enflasyonla mücadelenin yeniden belki ön plana alınması bütün sektörlerin aslında faydasına olan bir şey. O yüzden bunun genele yayılan bir yükseliş olduğunu söyleyebilirim. 5000 seviyesi tabii ki bir süredir hem psikolojik bir direnç olarak karşımızda hem de bu psikolojik direncin daha önce denenmiş olması hem aşağı gelirken hem yukarı çıkarken buralarda kalınmış olması onu teknik anlamda da güçlü bir direnç haline getirmişti. Bugün de aslında 5000'lerden döndü gibi gözüküyor endeks. Yani en azından 5000 seviyesinden %1 kadar aşağı geldik şimdiden. Buralarda sanki gün bitecek ve artık kabineyi bekleyecekmişiz gibi gözüküyor. Tabii ki beklentilerin alındığı, gerçekleşenin de satıldığı bir piyasa olduğunu unutmamak lazım. Dolayısıyla Mehmet Şimşek'in ve yeni kabinenin, yani içinde işte Lütfi Elvan'la Cevdet Yılmaz'ın özellikle isimleri çok konuşuluyor. Hazine ve Maliye'nin ayrı iki bakanlık yapılması ya da Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Cevdet Yılmaz'ın, Ticaret Bakanlığı'na Lütfi Elvan'ın isminin konuşulduğunu görüyoruz çok fazla. Kulis haberleri bu yönde. Ve Mehmet Şimşek'in de Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine gelmesi ve ekonominin başına geçmesi konuşuluyor. Eğer bu beklenti gerçekleşirse ya da gerçekleşmezse her halükarda önümüzdeki hafta birazcık daha beklenti sat moduna da geçebilir piyasa. Bunun hatırlatmasını yapmak lazım öncelikle. Ama şimdilik gözüken Mehmet Şimşek'in geleceği yönünde. Eğer bu olursa bundan sonrası için güven sağlamak da çok kolay olmayacak. Çünkü biz daha önce işte Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı yaptığı dönemde de faiz arttırımlarını görmüştük. Daha enflasyonla mücadelenin ön plana alındığı bir ekonomi politikasını, daha doğrusu para politikasını görmüştük. Ancak bir süre sonra Naci Ağbal'ın görevden alındığını ve bu politikadan vazgeçildiğine şahit olduk. Her ne kadar çıktıları çok iyi tarafta olsa da, yani hem enflasyon düştü hem döviz kurunun geri geldiği bir 4-5 ayı yaşatmıştı bize Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanlığı döneminde. Ama yine de görevden alındığına şahit olmuştuk. Dolayısıyla Mehmet Şimşek gelse de piyasalar ya da en azından yabancı yatırımcı bunu ne kadar satın alacak, burası merak konusu. Ama gelir ve politikaları uygulamaya başlarsa mutlaka hem CDS'lerin geri geldiği hem Eurobond'ların faizlerin en azından geri geldiği ve Borsa İstanbul'un da pozitif tarafta kaldığı bir dönem geçirmemek tabii ki içten değil.
Şimdi para ve banka istatistikleri de açıklandı 14.30 itibariyle. Yabancılar geçtiğimiz hafta hisse senedi satışlarını derinleştirdiğini de takip ettik. 379 milyon dolarlık bir hisse satımı vardı. Önceki haftada ise 28 milyon dolarlık da bir satış söz konusuydu. Dolayısıyla Yunus, kur ne kadar risk oluşturuyor hisse senedi bağlamında yabancı nezdinde? Özellikle kurdaki şimdi Mehmet Şimşek'in gelmesiyle birlikte bir normalleşme adımları, belki yarı ortodoks politikaların devreye girmesi, ama bir tarafta da kurdaki o salınımın devam edebilme beklentisi. Tüm bu ayrıntılar beraberinde yerli yatırımcıyı borsadaki bir davranış değişikliğini temin edersin? Kur tarafı özellikle yabancı için çok daha önemli. Yani şimdi buradan döviz bozdurup da gelmek istemiyor aslında yabancı. Yabancı TL'nin işte yabancı raporlarını gördük. Özellikle seçim öncesinde çok fazla yabancı rapor gördük ve büyük oranda böyle 25'ler civarında bir konsensus görmüştük farklı yabancı raporlarda. Yani TL'nin, dolar TL'nin şu an olması gerektiği yer konusunda 25'ler seviyesi çok fazla dile gelmişti. Bunu da aslında hesaplarken kabaca işte kur korumalı mevduat öncesi TL'nin işte üfeye göre, yani enflasyona göre bugüne getirildiğinde olması gereken yerler oralarda gözüktüğü için 25'ler seviyesi birazcık daha öne çıkmıştı. Dolayısıyla yabancı TL'nin şu an değerli olduğunu düşünüyorsa şu an gelmeyi tercih etmeyecektir. Ama seçimden sonraki şimdilik dördüncü gündeyiz. Zaten %4 kadar bir değerlenme oldu dolar TL tarafında. Ve buradaki o inatçı şekilde sıkı tutulmaya çalışılan dengenin birazcık gevşetildiğini görüyoruz. Tamamen serbest mi fiyatlanıyor dersen çok öyle değil. Yani hala kur üzerinde baskının devam ettiğini görüyoruz. Ama en azından yükselişler tarafında, yani her gün neredeyse %1'lik yükseliş 4 günde ortalamada gerçekleşmiş gözüküyor. En azından burada daha kontrollü yükselişe izin verilecek gibi gözüküyor. Daha öncesinde uzun süre kontrollü şekilde sabit tutulmaya çalışılıyordu kur. Burada kur eğer yabancının da makul saydığı seviyelere yaklaşırsa o zaman yabancı girişinin hızlandığını görebiliriz. Çünkü o zaman dolar bazlı getiri elde etmek yabancı açısından daha kolay olacaktır. Burada Sayın Şimşek'in gelmesiyle birlikte eğer ortodoks ya da işte yarı ortodoks politikalara geçilecekse zaten bir faiz arttırımı da para politikası tarafında gelecekse, bunu da bilmiyoruz bu arada. Yani Merkez Bankası'nda da bir değişiklik öngörülüyor mu, yapılacak mı, yapılmayacak mı, burası belirsiz. Ama piyasanın istediği bu mu Yunus? Yani kurumlarda bir değişiklik, radikal bir değişiklik aslında baktığımız zaman ve dolayısıyla daha liyakatlı, daha kredibilitesi yüksek yine isimlerin konuşulma ve belki de piyasa tepkisi bundan dolayı mı? Kesinlikle. Piyasanın en büyük isteği bu zaten. Yani bir değişim istiyor. Buradaki değişimden kastımız da aslında politikalardaki değişim ve bunları uygulama kredibilitesine sahip isimler. Mehmet Şimşek'in zaten bu kadar konuşuluyor olması, ki sadece içeride değil dışarıda da büyük yankı uyandırdı Mehmet Şimşek'in yeniden gelme ihtimali. Bu kredibilite aslında Türkiye için adımlar atılmadan bir güven ortamı oluşturmaya başladı. Yani daha henüz herhangi bir adım atılmamış olmasına rağmen bugün Türkiye'nin borçlanma maliyetleri 1 puandan fazla düşmüş durumda. CDS'ler 700'lerden 550'lerin altına gelmiş durumda. Yani sadece bunun söylentisi bile bu güven ortamına, bu güven ortamını getiriyor. Dolayısıyla burada politikaların uygulanmaya başladığı bir ortam tabii ki piyasanın en büyük isteği. Ki bizim de görüşümüz aynı şekilde. Yani burada isimlerin tabii ki öncelikle politikaların ve beraberinde de isimlerin değişmesi gerekiyor. Merkez Bankası burada özellikle son dönemde en çok eleştirilen kurum oldu. Çünkü kabul edilen normların en dışında davranan kurum olarak baktığımızda orayı görüyoruz. Bu aslında Türkiye'nin de borçlanma maliyetlerini düşürmesi açısından da, işte borsa yatırımcısını bir kenara koyalım. Çünkü burada asıl konuşulması gereken daha makro problemler. Çünkü borsa yatırımcısı geçtiğimiz yılı inanılmaz iyi getirilerle kapattı. Hem döviz bazında hem TL bazında. Ama özellikle Eurobondların 11'lerin üzerine çıkmış olduğu, CDS'in 700'lere çıkmış olduğu bir ortamda bunun devam etmesi, yani bunun sürdürülebilir olma ihtimali gitgide zorlaşıyordu. Yine Merkez Bankası rezervlerinde gelinen noktaya baktığımızda bu kur hareketinin ne kadar böyle sabit devam ettirileceği sorusunun cevabı kimsede yoktu. Ya da kur korumalı mevduat dediğimiz şeyin ne kadar devam ettirilebileceğinin cevabı yoktu. Biz
Seçimden önceki hafta %40'lara yakın döviz dönüşümlü mevduat faizleri görmeye başladık. Yani parayı da peşin alabildiğiniz ve %40'lara varan faizler bu sistemin sürdürülemeyeceğinin kanıtıydı zaten. Dolayısıyla burada normalleşme aslında istek değil, birazcık mecburiyete dönüşmüş durumda. Ve bence bu hükümet tarafında da bunun farkında olunulduğunu düşünüyorum ki Mehmet Şimşek'le bir görüşme hem seçim öncesinde gerçekleştirilmiş işte hem seçimden sonra hemen bu görüşmenin yapılması odağın da birazcık ekonomiye kayacak olduğu anlamına da geliyor. O yüzden piyasa şimdiden bunun fiyatlamasına girdi diyebilirim. Evet, yakından yine takip etmeye devam edeceğiz ve kabine sonrasında piyasa tepkisini yine konuşuruz. Yunus Şahin aktardıkların için, detaylar için çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Akıllı Para'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Finansal danışman Egemen Kaya bizlerle birlikte. Egemen, hoş geldin. Merhaba Pelin, hoş bulduk. Evet, şimdi Egemen, aslında küresele de başlayacağım ama onun öncesinde içeride oldukça yoğun meseleler var. Yeni kabinenin kurulmasını bekliyoruz. Dolayısıyla burada finansal anlamda davranışların da çok ciddi revize edildiği günlerden de geçiyoruz. Yani bakalım, para ve banka istatistiklerine bakalım. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervi geçtiğimiz hafta 3,1 milyar dolar düşüşte 98,5 milyar dolar oldu ama net rezerve baktığım nokta swap dahil net rezervler eksi 4,4 milyar dolar ile birlikte tarihi düşük seviyede. Dolayısıyla şimdi swap hariç net rezerve baktığımız zaman ise eksi 60,5 milyar dolarlık bir düşüşte söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bir totaldeki rakam bu. Ne dersin, rezervlerle başlayalım. Yeni kabinedeki beklenti, özellikle ilk çalışacağı alan, şu an beklenen isminde rezerv mi olacaktır? İlk adım atacağı finansal tablo ne olacaktır ekonomi politikalarında? Tabii güzel bir soru ama zannediyorum cevabı da çok net. Öncelikle tabii ki ekonomi politikası ne olacak sorusunun cevabını vermek lazım. Faizler, Merkez Bankası faizleri bu seviyelerde kalacak mı? Gerçek faiz seviyesi tanınacak ve o seviyede bir hareket yapılacak mı? Kur baskı altında hala tutulmak istenecek mi? Gibi sorulara cevap verdikten sonra tabii cari açığımız, cari işlemler açığımız yaklaşık 43,5 milyar dolar ilk 4 ayda. Dolayısıyla baktığımızda Türkiye'nin Merkez Bankası brüt rezervleri de 100 milyarın altında, net rezervlerde eksi 63 milyar dolar. Ve bu şekilde giderse Mayıs, önümüzdeki aylar, turizm ayları Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, belki Eylül hava şartlarına göre. Dolayısıyla önümüzdeki 3-4 ayda dolar manasında gelecek yabancı turistlerin Türkiye'ye talebi tabii ki nispeten daha ucuz bir ülke olduk ve bu şekilde Ağustos sonuna kadar götürülebilecek, tekrardan veya Eylül sonuna kadar götürülebilecek bir döviz girdisi olabilir. Ancak baktığımızda Pelin, yeni ekonomi yönetimi uluslararası camiada, uluslararası finans dünyasında eğer bir reputasyon yaratacak, bir güven vermek isteyecek, geçen hafta hala hisse senedinden 290 milyon dolar civarında bir çıkış var, tahvile giriş var ama hem tahvile hem hisse senetlerine bir giriş tekrardan sağlamak isteyecekse ilk önce faiz veya kur tarafında bir ayarlama yapması ve o ayarlama ne Egemen? O ayarlama ne? Yani burada bir faiz arttırma. O ayarlama şu anda zaten gerçekçi olmayan bir faiz seviyesinden bunu götürmekteyiz ve her şeyin bütün enflasyonların da şimdiye kadar yaşadığımız kur sıkıntılarının da başlangıcı zamanı olmadan faiz indirimleriydi. Şu anda da enflasyonun seviyesi yaklaşık %39 seviyelerde. Bankalarda baktığımızda mevduat faizleri bir aylık faizler %32'den başlıyor. Daha düşükleri de var ama makul olanlar %32 civarında. 3 aylık 92 günlük 36 ile 40 yüzde civarında TL'ye veriliyor. Seçim öncesinde dolara %40 faizlere kadar çıkmıştı ki en muhafazakarlar dahi
%25, %30, 3 aylık, 92 günlük dolara faiz veriyordu. Dolayısıyla bu geldiğimiz noktayı artık hükümetin de tanıyıp muhtemelen bu civarlarda bir arttırım yapması en sağlıklısı olur ki ortodoks politikalara yavaş yavaş geçtiğimizi görelim. Zaten Merkez Bankası'nın %8-9 civarından veya %15-16 civarından kamu haricinde piyasada herhangi işlem gören faiz oranları yok. Birincisi bu. Tabii ki bunu yaparken kademeli yapılabilir. İkincisi, kurs seviyesi şu anda 20'li seviyelerde olmasına rağmen hala çok sıkı gözüküyor. Ve burada da yapılması gereken kurun ki yapılmaya başlandı. 3 gündür bunu görüyoruz. Belli ki değişen bir şeyler var. Ya rezervlerdeki azalışı göz önüne alarak burada daha fazla müdahaleyi biraz azaltıp seçimde geçtiğine göre döviz kurunu biraz daha serbest bırakmayı öngördüler. Çünkü döviz kuru eşittir Türkiye'de halkın ekonominin nabzını tuttuğu en önemli faktörlerden biri. Ki burada baktığımızda benim düşünceme göre en azından 25 ama 27-28 seviyelere doğru gitmesi gereken geçen seneden bugüne gelen enflasyonu kattığımızda yurt dışındaki doların enflasyonu kattığımızda hatta belki 30'lara kadar gitmesi gereken bir dolar kurundan bahsedebiliriz. Buradaki yöntem ve şekil ne olacak ama bunlarla beraber içeride tabii ki cari işlemler açığının ilk 4 ayda %43.5 milyar dolar olması yine bizi zorlayan noktalardan biri olacak. Tek şu anda gerçekten bizi sevindiren taraf yazın gelmiş olması ve turizm gelirlerinin yaklaşık 50 milyar dolar civarında bir turizm gelirli bekleniyor bu sene için. Ama bunun çoğunu muhtemelen yaz aylarında toplama ihtimali olacaktır. İşte burada hem bu desteği almışken hem de yeni bir döneme başlarken ekonomi politikaları dediğim çerçevede muhtemelen şekillendirilmek zorunda kalacaktır. Yurt dışı basından takip ettiğimiz içeriden gelen bilgilere baktığımız zaman karma bir politikadan bahsediliyor. Karma o bir nasıl politika olacak Egemen? Ama yani burada karma politika reel sektörün ihtiyacına da karşılık veren aynı zamanda bir enflasyonla da mücadele eden bir politika olarak mı algılamayız? Nedir bu karma politika? Ya onun detaylarını tabii şu anda kafadan duyduğumuz bilgilerle yapmak doğru olmaz. Cumartesi günü kabine açıklandıktan sonra gerçekten bakmak lazım. Sonuç itibariyle son 2 senedir seçimlere dahi giderken Cumhurbaşkanımızın ve iktidarın net bir duruşu var. Faizler düşük kalacak, %8 seviyesinde kalacak ve buradan bazı fonlamalar olduğu müddetçe krediler buradan verilecek şeklinde. Dolayısıyla oradaki duruş gerçekten ekonominin şu anki durumu kabul edilip enflasyonun geldiği seviye kabul edilip Merkez Bankası'nın rezervlerinin eridiği ve cari işlemler açığının hızla arttığı kabul edilip bir aksiyon alınacak mı? Yoksa oradaki duruş evet %8 ve düşük faiz politikasını devam ettireceğiz denip dolara mı, dövize mi yol verilecek? Dövize yol verilmesinden kastım da dolar TL paritesinin 30'lara doğru giden bir yere yavaş yavaş bırakılması muhtemelen olacak. Burada hangisi doğrunun cevabı zaten büyüme rakamlarına baktığımızda gözüküyor. Sanayi, evet, tarım, ihracat rakamları daralma şeklinde artan tüketim. Tüketim niye artıyor? Yani dolara baktığınızda 19.70'li seviyelerden fiyatlanan bir dolar, ihtiyaç kredilerinde enflasyon %50 olmasına rağmen bankaların işte aylık %1-2'lerle en azından kredi kartı tarafında verdiği şimdi biraz daha arttırdı ama hala enflasyonun altında kalan. Dolayısıyla tüketimde ya bugün dolar kuru düşükken ve faizler gerçekten de yansımamışken kredilere, özellikle ufak tüketici kredilerine ben buradan bu harcamaları yapayım, tüketimimi arttırayım ve almam gerekenleri alayım sonrasına bakarız ama borçlanarak bunu yapayım mentalitesinin, yani tüketim bazlı büyümenin eninde sonunda belki yazın değil ama önümüzdeki Ekim, Kasım, Aralık aylarında tekrardan durağına geçmesi muhtemelen. Mart ayında seçimler var, yerel seçimler ve Cumhurbaşkanı da söyledi AK Parti
özellikle İstanbul ve Ankara'yı tekrardan geri almak istiyor. Bunun alınabilmesi için de ekonomide verilen sözlerin ve yapılması gereken bazı şeylerin de yapılması gerekecek. Mesela işte memurlarda en düşük zam oranı, en düşük zamın 22 bin liraya çıkması gibi. Bunların hepsi ekstra maliyet olacak. Bu maliyetlerle beraber hem faiz hem kur tarafında eski politikalar devam ettirmeye çalışırsa o zaman aynı çıkmazın devam edeceği gözükür oluyor. Mehmet Şimşek'in de gerçekten geliyor olması piyasalarda bu düşünce ve aksiyon tarzının biraz daha değişeceği. Dolayısıyla biraz daha işte tam ortodoksa geçemiyoruz ama... Ama en azından bir normalleşme hareketi olarak okur muyuz Egemen? Yani evet belki ortodoks politika olacak mı olmayacak mı bu tartışıyor ama buradaki pozitif fiyatlamanın nedeni normalleşme adımları mı olacak beklentilerde en azından? Tabii şu an beklenti normalleşme beklentisi. Normalleşme çok farklı şekillerde konuşulabilir ama ekonomi teorisine baktığında bir faizler, iki kurlar, üç cari işlemler dengesinin tekrardan pozitife gelmesi, Merkez Bankası'nın dolar kurunu dolar satarak veya altınları bozdurarak satarak değil, bunu ekonominin kendi içinde halletmesi artı işte kur korumalı mevduatta biriken yaklaşık 125 milyar doların 2,5 trilyon TL'nin akıbeti dolayısıyla dolarlaşmış bir ekonomiden zaten bahsediyoruz. Evet son dönemlerde devlete bunun maliyeti daha az ama sonuç itibariyle orada bekleyen ve ne olacağı belli olmayan yani yarın öbür gün gerçekten dolar almak için bankaya gider mi bu Moody'ler soru işaretinde bekleniyor. Bildiğin gibi Amerika'da son zannediyorum 39-40 yılın en düşük mevduat oranına geriledi. Çünkü bankacılıkla alakalı bir soru işareti olduğunda yatırımcılar gittiler, bankadan paralarını çektiler. Kısaca gördüğüm kadarıyla Türkiye'deki dolar mevduatlarında, döviz mevduatlarında da bir azalma var. Bu da muhtemelen banka dışına çıkartılmış para miktarı da olabilir. Ona detaylı bakmak lazım ama bunları engellemek için tabii ki hem normalleşme adımları, hem Mehmet Şimşek'in ismi hem de isimle özdeşleşmiş artık daha normal, evet, daha gerçekten uluslararası finans çevrelerinde kabul edebileceği, içeride de kabul görebilecek bir ekonomi yönetimine, evet, geçme sahiki yatıyor. Egemen çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, değerlendirmelerin için diyoruz. Şimdi ise aktif kontratla devam ediyoruz. Evet, PMI verilerini bugün karşıladık. Yoğunluklu olarak Asya'dan geldi, Avrupa'dan geldi. İçeriden yakından takip ettik peki Asya'daki gelen Çin PMI verilerinin emtia piyasaları üzerine etkileri neler oldu? Burcu Kıratlı ile devam ediyoruz. Burcu hoş geldin. Hoş bulduk Pelin. Bugün PMI yoğun veriler arasındaydı. Dolayısıyla hemen hemen her yerde PMI verilerinde bir beklenti üzerinde gelmeyi de karşıladık. Özellikle içeride bir yatay görünüm söz konusuydu ama ne dersin Çin'den PMI verisi özellikle iyileşmeye işaret ederken bunun emtia üzerine yansıması ne oldu? Şimdi dünkü gelen resmi PMI verisi emtia üzerinde negatif bir etki oluşturmuştu. Dün hatta programda Çağlar'la petrolün olumsuz etkisinden bahsetmiştik. Bugünkü gelen PMI verisi ise biliyorsun eşik üstünde geldi ve bugün emtia tarafında da olumlu bir seyre sebep oldu. Ben bugün de bakıra bakmak istedim. Bakır hatta artık yeni petrol olarak ismi geçiyor. Bunun çok daha farklı bir hikayesi var. Bu hikaye yeşil dönüşüm hikayesi Pelin. Özellikle elektrikli araçlar, güneş panelleri gibi yeşil teknolojilerle beraber önümüzdeki 10 yılda bakır talebinin çok ciddi artacağı düşünülüyor. Goldman Sachs'a göre özellikle bakır talebi yeşil metaller olarak adlandırılıyor ve toplam talep şu anda %7'deyken 2030 yılına kadar %17 artması bekleniyor. Şayet dünya sıfır emisyona giden bir küresel yol ortaya çıkarsa 2030 yılına kadar da %54 oranında yine bakır talebine ihtiyaç duyulacağı tahmin ediyor. Yine Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre elektrikli araç üretimi için benzinliğe kıyasla 5 kat, rüzgar türbini için ise 8 kat bakır madenine ihtiyaç duyuluyor. Dediğim gibi yeşil dönüşüm hikayesiyle bunun rekor artış göstermesi bekleniyor. Şimdi önümüzdeki yıl bu enerji geçişi ve net sıfır emisyon hikayesi için
bakır talebini karşılayamayacağımız gözüküyor. Evet, bakır yatağı yeteri kadar keşfedilmemiş ve bakır talebi önümüzdeki yıllarda artacağını düşünürsek daha büyük bir talep, daha büyük, daha az bir arz sonuç kıtlık olması lazım. 2040 yılına kadar hatta %53, ancak maden arzının %16 artacağı sadece öngörülüyor. Ve bakır sektöründe şu anda da ciddi bir konsolidasyon da var. En son Glencore, bu Avustralyalı madencilik devi Newcrest Mining'i satın aldı. En büyük devlerden bir tanesi olan BHP de Oz Minerals'ı satın aldı. Bu birleşme ve satın almalar tabii başarılı olsa da küresel talebi değiştirmeyecek. İki temel belirsizlik var çünkü. Birincisi Çin'in bakır ihracatının ne kadar bakır hurdasından karşılayacağı, diğeri ve alüminyum ve diğer metallerin ne kadar bakırın yerini alacağı ve ikame edeceği pelin. Eğer bakır fiyatları alüminyuma göre daha uzun bir süre yüksek seyrederse bu ikame tehdidi daha belirgin hale geliyor ve bakır talebi yerine alüminyum veya diğer metallerin kullanılabiliyor. Dolayısıyla bu da bakır fiyatları üzerine düşürücü bir etki sahip. Hem bir taraftan Çin'in büyümesi, bir taraftan bakırın ikame edilmesi, bunlar talep tarafında düşürücü unsurlar. Arz tarafında daha arz olacak ve dedik ve 2030 yılına kadar çok ciddi talep olacak dedik ama şu an günümüze bakarsak bakır fiyatlarının 2023-24 yıllarında Goldman Sachs özellikle 9.000-10.000 dolar arasında, 2024 yıllarında 10.000 doların üzerinde olması bekleniyor. Ancak bu şu sıralarda benim baktığım bir oran var. Gundlach oranı diye. Bu oran bir bakırla ne kadar altın alabileceğini, bakırın ne kadar altın alabileceğini gösteren bir oran. Bu oran 2021'in başından beri şu anda en düşük seviyelerde ve bu oran düştüğü zamanlarda resesyona işaret ettiği söyleniyor. Bir ekonomik bir ölçü olarak kabul ediliyor diyebilirim. Ekonomik durgun ve enflasyon korkularına karşı endüstriyel faaliyetlerin pusulası olarak kabul ediliyor aslına bakarsan. Bu biliyorsun pandemiden sonra bakır talebinin arttığı zamanlarda en yüksek zamanına çıkmıştı. Şu an en düşük seviyelerine çıkması tabii özellikle resesyon işareti açısından oldukça önemli kabul ediyor. Eğer FED faizleri artırmaz da altın fiyatları biraz daha yukarı giderse ve Çin büyümesi bu şekilde yavaş ilerlerse, bakır fiyatı daha aşağı gelirse bu oran biraz daha düşebilir. Dolayısıyla bir resesyon, bir durgunluk işaretimi ben de önümüzdeki günlerde daha fazla takip etmeye başlayacağım. Yakından takip edeceğiz ve aktaracağız diyelim. Evet, bugün aslında PMI verileriydi ama bunun emtia piyasalarına yansımalarını da yine Burcu Kıratlı'dan almış olduk diyelim ve programı noktaya alalım. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.